Arkadaşlar merhabalar. Bugünkü videomuzda Aydın Yayınları TYT Kimya Soru Bankası'nın periyodik cetvel konusunun birinci testini çözeceğiz. İlk sorumuza baktığımızda periyodik sistemin tercihesi ile ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur demiş. Birinci öncüle baktığımızda Mendeleev periyodik cetvelde elementlere artan atom kütlelerine göre sıralamış ve ilk kez periyot kavramını kullanmıştır. Eda arkadaşlar doğrudur. Mendeleyev deyince aklınıza elementleri artan atom kütlelerine göre yani kütle numaralarına göre sıralayan isim gelsin. Doğrudur. İkiye baktığımızda Moseley yapmış olduğu ilk sesyonlar deneyiyle elementlerin atom numaralarını bulmuş. Periyodik cetvelde artan atom numaralarına göre sıralanmasını önermiştir. Evet arkadaşlar Mozeley'e gelince de aklınıza elementleri atom kütlesine göre değil, atom numaralarına göre sıraladığı bilgisi gelsin. Doğrudur. 3'e baktığınızda Meyer Meyer de Mendeleev gibi elementleri artan atom kütlelerine göre sıraladığında bazı özelliklerin periyodik olarak tekrarladığını söylemiştir. Evet arkadaşlar bu bilgi de doğrudur. Meğer ile Mendeleev birbirinden Bağımsız bir şekilde yani birbirinden habersiz şekilde ikisi de aynı özelliğine göre periyodik cetvelde elementleri sıralamış. İkisi de atom kütlerine göre sıralamış ve benzer özellik gösteren elementlerin periyodik olarak tekrarladığını görmüştür. Doğrudur cevabımız eşit olur. İkinci sorumuza baktığımızda iyonunda proton, nötron ve elektron sayılar toplamı 51 olduğuna göre X atomun periyodik cetveldeki yeri aşağı hangisi olur demiş. Şimdi arkadaşlar bakın elinizde X eksi 2 iyonu var. Bu adamın kütle numarası 2N artı 1. Proton sayısı da N'miş. Neyi biliyoruz? Bakın proton, nötron ve elektron toplamını biliyoruz. Yani proton sayımızın nötron ve elektron sayımızın 51 olduğunu biliyoruz. Bakın proton sayımız N, Elektron sayımız ne olur? 2 elektron alırsa bu adam n artı 2 mi olur? O zaman arkadaşlar n artı n artı 2. Hatta şöyle diyeyim. Proton artı nötron 2 n artı 1 yapar. Değil mi? Şurayı şöyle düzeltelim. Direkt proton artı nötron zaten şunu veriyor arkadaşlar kütle numarasını. O zaman 2 n artı 1 artı elektron sayımızda n artı 2. Bunu toplayınca 51 yapıyormuş. Şurayı düzenlerseniz arkadaşlar 3 n artı 3 eşittir 51 3 n eşittir 48. Buradan da n sayınız kaç gelir arkadaşlar? 16 gelecektir. N'den kastımız nedir? Proton sayısı. O zaman bu adam proton sayısı 16'ymiş. O zaman x 16'ya göre katman elektron dağılımını yazarsanız arkadaşlar 2, 8, 6 diye yazarsanız yani o zaman bu adam 3. periyot 6 A grubu elementidir. Cevabımız B şekli olur. Üçüncü sorumuza baktığımızda bir elementin periyodik tablodaki yeri aşağıdakilerden hangisiyle tek başına belirlenemez diyor. Arkadaşlar periyodik cetveldeki yerini atomun neyine bakarak araraydık. Proton sayısı yani çekirdek yüküne baktığımızda yorumlayabiliriz. B şeklinde baktığımızda nükleon sayısı ve nötron sayısı. Arkadaşlar nükleon sayısı kütle numarasıdır. Nötron sayısını da bilirseniz kütleden nötronu çıkarıp proton sayısını bulabilirsiniz. Proton sayısını bulursanız da yine periyodik tablodaki yerine yorumlayabilirsiniz. C şıkkına baktığınızda nötr atomun elektron sayısı arkadaşlar nötr bir elementte proton sayısı aynı zamanda elektron sayısına eşit olduğu için elektron sayısını bilirseniz proton sayısını da bulabilirsiniz. D şıkkına baktığımızda nötron sayısı ve iyon yükü arkadaşlar bir x elementi düşünün. Bu adamın nötronunu biliyorsunuz. Bir de iyon yükünü biliyorsunuz. Ee, sadece bu bilgilere dayanarak proton sayısını bilme ihtimalimiz var mıdır? Yoktur. O zaman periyot çetredeki yerini de yorumlayamayız. E şıkkına baktığımızda izotopunun proton sayısı arkadaşlar zaten izotopu ne demek? Proton sayısı. Aynı nötron sayısı farklı demek dolayısıyla izotopunun proton sayısını bilmek demek aynı zamanda elinizdeki elementin proton sayısını bilmeniz anlamına gelir. Böylece periyot tablodaki yerini de bulabilirsiniz. Dolayısıyla cevabımız D olur. Dördüncü sorumuza baktığımızda periyodik cetvelde yerleri verilen elementlerin atom numaraları aşağıdakilerden hangisinde doğru karşılaştırılmıştır diyor. Arkadaşlar üçüncü periyot alkali metaller biliyorsunuz 1A grubudur. O zaman bu adam üçüncü periyot 1A'daymış. Üçüncü periyot halojen demiş Y için. Halojenler de 7A grubudur arkadaşlar. O zaman bu adam da üçüncü periyot 7A'daymış. Z için de ikinci periyot toprak metal demiş. Toprak metal de 3A grubudur arkadaşlar. O zaman bu adam da ikinci periyot 3A grubu elementiymiş. Arkadaşlar o zaman şöyle düşünebilirsiniz. Bakın ikinci periyot 3A grubunda ve üçüncü periyotta bulunan elementler var. Elimizdeki elementler 1A, 3A ve 7A grubu. O zaman ikinci periyot 3A'da yani Z şuradaymış. Üçüncü periyot 1A'da X buradaymış. Üçüncü periyot 7A'da de buradaymış. Arkadaşlar biliyorsunuz aşağı doğru inildikçe atomların atom numaraları artar. Aynı zamanda sağa doğru gidildikçe artar. O zaman en aşağıda ve en sağda olan y'nin daha sonra x'in sonra da z'nin en fazla olur. Cevabımız b şıkkı olur arkadaşlar. Beşinci sorumuza baktığımızda x eksi 2 ile y artı 2'nin elektron sayıları eşittir. Y elementi dördüncü periyot 2A grubunda bulunduğuna göre x elementin atom numarası hangisi olur demiş. Şimdi arkadaşlar bakın şurayı da silelim hani kafamız karışmasın. Elimizde x eksi 2 var. Bir de ne var? Y artı 2 var. Bunların elektron sayılarının eşit olduğunu biliyoruz. Y de 4. periyot 2A'da olduğunu biliyoruz. Arkadaşlar 4. periyot 2A ne demek? Yani 2, 8, 8, 2. Demek ki bu adamın son katmanında 2 tane elektronu var ve 4 periyottan oluşuyor. O zaman 2, 8 daha 10, 18, 20. Yani bu adamın elektron sayısı, pardon proton sayısı kaçmış? 20'ymiş. Yani Y'nin proton sayısının 20 olduğunu biliyoruz. 2 elektron verdi bu adam. O zaman elektron ne oldu? 18. Elektron sayıları eşit olduğu için geldik. X eksi 2'ye de 18 yazdık. 18 eksi 2 daha 16 yapar. O zaman X elementinin proton sayısı 16 olur arkadaşlar. Altın sorumuza baktığımızda periyodik tablodaki yeri bilinen baş grup elementinin niceliklerden hangileri bulunabilir demiş. Arkadaşlar yerini biliyorsanız o elementi şunu söyleyebilirsiniz. Bu adamın hem periyodunu biliyoruzdur, hem de grup numarasını biliyoruz. Baş grup element dediği için A grubu olduğunu da bilmiş oluyoruz. Baktığımızda ki değerlik elektron sayısı, arkadaşlar bir atomun periyodik cetveldeki yerini biliyorsanız zaten değerlik elektron sayısını da bilirsiniz çünkü grup numarasını değerlik elektron sayısına göre yazıyoruz. İkiye baktığınızda çekirdek yükü proton sayısı demektir. Arkadaşlar periyodik cetveldeki yerini biliyorsanız zaten o adamın periyodik proton sayısında bilmiş olursunuz. Doğrudur. Üçüncü öncüye baktığınızda nötron sayısı. Arkadaşlar nötron sayısını bulabilmeniz için kütle numarasına ihtiyacınız var ama kütle numarasını biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. O zaman bunu yorumlama şansınız yoktur. Dolayısıyla cevabımız değişik olur. 7. sorumuza baktığımızda 5. periyot 1A grubu elementi olan x ile 4 4. periyot 5A grubu element olan Y'nin oluşturacağı kararlı bileşiğin formülü aşağıdakilerden hangisidir demiş. Arkadaşlar 5. periyot 1A grubunda yer alan bir X elementimiz var. Yani bu adam için şöyle yazabilirsiniz. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5S2 dediniz. Pardon 5S1 dediniz. 5. periyot 1A grubunda. O zaman bakın toplarsanız arkadaşlar 10, 18, 20, 30, 36, 37. Demek ki X'in atom numarası 37'ymiş. 4. periyot 5A'da bulunan da Y varmış arkadaşlar. 4. periyot 5A ne demek? Onu da yazalım. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D 10 p 3 şeklinde yazdınız. Bakın 4. periyot 5 adet için 4S2 ve 4P3'ü baz alıyoruz. Toplayalım 10, 18, 20, 30, 33. Yani bu adamın da proton sayısı 33'müş. Ne diyor? X ve Y'nin oluşturacağı kararlı bileşiğin formülü. Arkadaşlar bakın elementler son katmanda bulundukları elektron sayısına göre elektron alır ya da verirler. Baktığınızda X'in son katmanda kaç elektron var? Bir tane. O zaman bu adam bir tane elektron vermek ister. Y'ye baktığınızda bu adamın son katmanında 5 tane elektron var. O zaman bu adam da kendisini 8'e tamamlamak için 3 elektron almak ister. O zaman X artı 1 Y'de eksi 3 şeklinde çaprazlarsanız X3 Y şeklinde formül gelir. Cevabımız A şıkkı olur. 8'in sorumuza baktığımızda yukarıda verilen bilgilere göre X, A, Y, B, Z, C yonlarından hangileri anyondur demiş diyor ki x iyonunun çapı nötr x atomdan büyüktür. Arkadaşlar kimlerin çapı nötr halinden daha büyüktür? Anyonların. O zaman buradaki a değeri eksi yüklü bir şeydir. Dolayısıyla x x a dediğimiz şey anyon olacaktır. Doğrudur. 2'ye baktığımızda z atomu ikinci periyot 7a grubu elementidir. zc iyonun ise 10 elektronu vardır. Bakın arkadaşlar z atomunun ikinci periyot 7a ne demek? 2 5 şeklinde yazmışız değil mi? Son katmanda 5 tane elektron var. Yani baktığınızda bu adamın pardon ikinci periyot 7A diyoruz arkadaşlar. 5 yerine şuraya 7 yazacağız. Yani Z için 2 7 diye yazdık. İkinci periyot 7A. O zaman bu adamın proton sayısı 9'muş. E, ZC iyonun da elektron sayısı 10 olmuş. Demek ki bu adam o zaman bir tane elektron almış diyebiliriz. O zaman bu da anyondur. Olur. 3'e baktığınızda Y elementi 3. enerji düzeyinin 2. elementidir. Arkadaşlar Y elementi için şunu diyor. 3. periyot 2. element. Yani 3. enerji düzeyi 3. periyot demek. O zaman 2 8 2. elementi diyorsa son katmanında belli ki 2 tane elektronu varmış. ZC yönüyle YB izoelektronikmiş arkadaşlar. Bu adamın proton sayısı ne oldu? 12 oldu. ZC de biliyorsunuz -1 yüklü bir bir iyondu. İz elektronik olabilmesi için demek ki elektron sayılarının de aynı olması lazım. O zaman geldik buna da 10 yazdık. O zaman bu adam katyon olması gerekiyor. Olmadı. Yani X ile ZC anyon olur. Cevabımız C şıkkı olur arkadaşlar. 9. sorumuza baktığımızda periyodik sistemde 3. periyot 6A grubunda yer alan X elementinin eksi 2 yüklü yönüyle Y artı 2 elektron sayıları eşittir. Y atomun nötron sayısı 19 olduğuna göre nükleon sayısı kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar bakın X'in 3. periyot 6A'da yer aldığını söylemiş. Yani 2, 8, 6 yani bu adamın proton sayısı 16'ymış. Eksi 2 yüklü ile ilgili diyor. Yani bu adam 2 elektron alacak. Y artı 2 yonun elektron sayıları eşit. O zaman bu adam 16'dan 2 elektron alınca 18 mi oldu? O zaman bu adamda elektron sayısı 18 ise 18 artı 2'den proton sayısı da 20 yapar. Bakın nötronda 19 vermiş. Yani Y'nin protonunu biliyoruz. 20 nötron da 19 olursa nükleonda ne olur? 39 olur. Cevabımız eşit olur arkadaşlar. 10. sorumuza baktığımızda periyodik cetvelde 4. periyot 3A grubu elementi olan X'in nötron sayısı 33'tür. Buna göre X elementin kütle numarası kaç olur demiş. Bakın arkadaşlar diyor ki X'in 4. periyot 3A'da yer aldığını söylüyor. O zaman X için şunu söyleyebiliriz. 2, 8, 8, 3. Yani 4. periyot 3A grubunda yer alan bir element. Yalnız arkadaşlar bakın bu şekilde yazarsanız düşme ihtimaliniz var. Şöyle yapalım en iyisi. 1s 2 2s 2 2p6 dedik. 10 12 18 20. Şimdi bakın 4s2 oldu. 3d1 dersem B grubu olacak. O zaman burada 10 tane 3 onu da dolmuş yani. Sonra 4p1 dedim bakın. Tekrar söylüyorum. 3D'ye 1 yazmış olsaydım 2 artı 1'den değerli elektron sayısı 3 olacaktı ama 3B'de olacaktı. Adam 3A dediği için 3D belli ki tam dolmuş sonra 4B geçmiş. Şu an baktığınızda evet 4. periyot 3A'da. O zaman atom numarasına bakarsanız 10, 18, 30, 31'miş. Yani X'inizin proton sayısı 31'miş. Nötron da 33 diyor arkadaşlar. O zaman kütle numarası ne olur toplarsanız 64 olur arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı olur. 11. sorumuza baktığımızda X elementinin periyodik cetveldeki yerini bulabilmek için niceliklerden hangilerinin bilinmesi yeterlidir demiş. Kütle numarası arkadaşlar bir elementi periyodik cetveldeki yerini bulabilmeniz için ne yapmanız lazım? Proton sayısını bilmeniz lazım. Kütle numarasına ihtiyacınız var mı? Yok. 2'ye baktığınızda nötr atomun elektron sayısı arkadaşlar nötr bir atomun aynı zamanda proton sayısı elektron sayısına eşittir. O zaman bu bizim için yeterlidir. 3'e baktığında değerlik elektron sayısı. Arkadaşlar değerlik elektron sayısını bilirseniz sadece o adamın grup numarasını belirleyebilirsiniz. Dolayısıyla periyotetveldeki yerini bilebilmeniz için periyoda da ihtiyacınız var. O zaman bu tek başına yeterli olmaz. Dolayısıyla cevabımız B şıkkı olur. 12. sorumuza baktığımızda iyonları izoelektroniktir. Buna göre X, y, Z elementleri için yargılardan hangileri doğrudur demiş. Şimdi arkadaşlar bakın elinizde X artı 2 iyonu var. Proton 12. O zaman bu adam 2 elektron verdi. 10 oldu. Y artı 3'ün de elektronun 10 olması lazım. Çünkü izoelektronik ne demek? Elektron sayıları aynı. Proton sayıları farklı tanecikler diyoruz. O zaman geldik buna da 10 yazdık. 10 artı 3'ten proton 13'müş. Z içinde bakın 3 elektron aldığında 10 olmuş. O zaman bu adamda protonu 7'ymiş. Değerlik elektron sayıları diyor. Arkadaşlar değerlik elektron sayılarını biz elementlerde neye yazıyorduk? Proton sayısına göre. O zaman bu adam 2 8 2. Bu adam 2 8 3. Bu adam da 2 Beş şeklinde yazdınız. Değerli elektron sayısı son katmanda bulunan elektronlardır. Dolayısıyla en fazla Z'de sonra Y'de sonra da X'de olur. Doğrudur. 2'ye baktığınızda atom çapları diyor. X, Y, Z şeklindedir. Arkadaşlar atom çaplarını konuşabilmem için önce periyot ve grubu belirlememiz lazım. 12 için baktığınızda bu adam 3. periyot 2 adadır. Bu adam 3. periyot 3 adadır. Bu adam da 2. periyot 5 adadır. Şimdi arkadaşlar bakın 2. periyot 5A'da kim var dedik? Z atomu var. 3. periyot 2A'da kim var dedik? X atomu var. 3 A'da da kim var dedik ya. Arkadaşlar periyot aşağı doğru ve sola doğru gidildikçe atom çapı artıyor. O zaman en aşağıda en solda olan X'in çapı en fazla sonra Y sonra da Z gelecektir. Doğrudur. 3'e baktığınızda Z elementi kararlı bileşiklerinde sadece oktetini tamamlar. Arkadaşlar Z bileşiğine baktığınızda bu adamın son katmanında 5 elektronu olduğu için ne yapacak? Kendisine en yakın soygaza benzemeye çalışacak. Dolayısıyla 3 elektron alarak kendisini oktede tamamlamaya çalışacak. O yüzden doğrudur. Cevabımız E şıkkı olur. Arkadaşlar videomuzu burada sonlandırıyoruz. Bizleri takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayınız. Hepinize kolay gelsin.